Televizyonlarda o kadar çok acı haberler izliyoruz ki, yani anneler çocuklarının kollarına çocuklarının isimlerini yazıyor ve bu isimler bir bedenin bir parçası şeklinde bir yerlerde bulunuyor. İşte bu acı dramatik olay bende çok büyük bir etki oluşturdu. Ben de sanatçı duyarlılığıyla, yani Gazze'deki çocukların sesi olmak için, bu savaşın, bu zulmün bitmesi için, önlenmesi için böyle bir çalışma yapmayı uygun gördüm. Rüşen Keçeci adı yazıyor, Arapça yazıyor. Çocuktaki yüz ifadesi çok donuk, çok soğuk bir şekilde. Gör kaç gündür bu kıyafet üzerinde. Yani çocuk üşüyor mu? Çocuk olduğu için saçlarda çivileri oluşturan telleri kullanmaya gayret ettim. Bir çocuğun, bir insanın, bir canlının katledilmesi ve binlerce insanın katledilmesi. Yani bu duygularla elimde kaynak makinesi spirallerle nesneleri birleştirirken o acılarla birleştirmeye çalıştım. Çok hüzünlü bir çalışmam oldu. Oradaki isim. Bazen insan çalışma yapar, çok gurur duyar, mutluluk duyar ama maalesef böyle bir çalışma, katliamı anlatan bir çalışma bende çok çok derin izler bıraktı. Anne tutmuş bu çocuğun koluna adını yazmış, görüyor musun? O da ekmek tutuyor. Bir tane böyle demirden bir ekmeği var. Eseri yaparken katı atık malzemeleri kullandım. Özellikle katı atık malzemelerden metal malzemeleri daha fazla kullandım. Yani otomobil, tır, kamyon ve ona benzer farklı atılmış atık metalleri kullanmaya gayret ettim. Bununla birlikte kumaş, plastik veya atık diyebileceğimiz daha farklı katı atıkları da tercih ettim. Yaklaşık olarak 45 günde bitirdiğim bir çalışma oldu.